supları. Seçimde artan kamu harcamaları, bütçe açığındaki artışın büyümesi, Türk lirasının değer kaybı derken borç stoğumuz gittikçe artmakta ve ekonomi gün geçtikçe kötüye gitmekte. Rasyonel ekonomi paketiyle gelen Mehmet Şimşek'in de paketinden vergi artışları çıktı. Vatandaşlardan motorlu taşıtlar vergisi olarak bu yıl 38.7 milyar lira toplamayı hedefliyorlardı torba yasayla birlikte bir ek motorlu taşıtlar vergisi daha kondu ve bir vatandaştan bir 38.7 milyarlık daha motorlu taşıtlar vergisi alınması kararlaştırıldı. Yine buna ek olarak akaryakıtta ÖTV artışı otomatiğe bağlandı. İçkide, sigarada ÖTV %14.8 oranında artırıldı. Şans oyunlarından tutun kurumlar vergisine kadar birçok kalemde vergi artışlarına gidildi. Şimdi 21 yıllık bir iktidarın vergileri bu kadar arttırması onun şahlanışı değil iflasıdır. Geniş halk yığınlarının vergi yükü altında ezildiği bir ülke haline geldik. Öte yandan memura %17,55 artı 8077 liralık seyyanen zam ve emekliye de yüzde yirmi bir zam reva görüldü. Yurt dışından gelen telefon harcının yüzde iki emekli maaşının yüzde zamlandığı bir ülkede görüyoruz ki yurt dışı telefon harcı kadar bile emekli maaşının değeri yok iktidarın gözünde. Çarşı pazarda fiyatlar yüzde yüz artarken TÜİK'in açıkladığı yüzde otuz enflasyona biz nasıl inanalım? Üstelik ENAK enflasyonun yüzde 108 olduğunu açıklamışken yani arada neredeyse 3 misine yakın bir fark var. TOG'un bile fiyatı 953 bin liradan 1 milyon 207 bin liraya çıkmış durumda. Bu bir de üstelik en ucuz paketi. İşsizlik ve aile bütçesindeki gerçek pahalılık maaşların daha cebe girmeden erimesi Türkiye'yi bunalttı. Gıda fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 52 buçuk oranında arttı. Zamlar ise en çok dar gelirli vatandaşı vuruyor. Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişten en büyük zararı harcamasının büyük bir bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kalan yoksul kesimler görüyor. Gıdadan akaryakıta, ulaşımdan giyime, eğitimden konuta kadar hemen hemen her şeyde zam yağmuru devam edecek gözüküyor. Şimdi bir yandan vergi artışlarıyla öte yandan her gün gelen zamlarla ekonomi düzelir mi? Elbette hayır. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız önce gerçek enflasyonu açıklayacaksınız. Ismarlama enflasyon rakamlarıyla enflasyonu düşük göstererek ekonomiyi düzeltemezsiniz. Önce hastalığı doğru bir şekilde teşhis edeceksiniz. Hangi evrede olduğunu tespit edeceksiniz. Doğru tedavi ve doğru doz ilaç kullanacaksınız. Maaşlar dedik ya yapılan ufak zamlarla zaten cebe girmeden eriyor. Sıkıntılar çözülmüyor. Hayat pahalılığı para basılmasına rağmen vatandaşın alım gücünü silindir gibi ezdi, geçti. 21 yıllık AKP iktidarında işsizlik sorunu kronikleşmiş, yoksulluk sorunu derinleşmiş, borçluluk oranları hızla artmış durumda. Türk lirası dolar ve euro karşısında rekor seviyede erime gösteriyor. Şu an üretmeyen, tüketen, çözümü ithalatta arayan bir Türkiye'de yaşıyoruz. En çok tükettiğimiz besin maddesi, ekmeğin bile ham maddesi olan buğday üretimi azalmış durumda. 2002 yılında 9 milyon 300 bin hektar olan buğday ekim alanı bugün 7 milyon hektara gerilemiş durumda. Genel olarak incelediğimizde de tarım alanlarında büyük bir azalma söz konusu. Tarımı bu şekilde bitirme noktasına getiren AKP bizi dışa bağımlı bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Buna rağmen her türlü zorluğu göze alan ve üretim maliyetlerinin yükselişine rağmen üretim yapan çiftçilerin de sorunlarını görmezden geliyor. Şu anda Isparta, Kütahya, Afyon, Karahisar, Konya gibi illerde Kiraz üreticileri tabiri caizse kan alıyor. Bir yandan mallarını zararına satarken bir yandan kasa sıkıntısı gibi birçok sorunla baş etmek zorunda kalıyor. Kilosu 41 liraya mal olan ihracatlık kiraz bugün 20 liradan 25 liradan alıcı buluyor. Çözüm belli. İhracatlık kiraza da tıpkı organik kirazda olduğu gibi teşvik verilmesi ihracatçıya ve ihracatlık kiraz üreticisinin desteklenmesi. Ama bu çözümü yıllardır AKP bir türlü gündemini almıyor. Patates üreticilerine baktığımızda onlarda da durum çok farklı değil. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle mildiyo mantar hastalığı yüzünden büyük bir verim kaybı yaşanmakta. Çiftçi bir dekar patatesi 7-8 bin liraya mal ediyor. Bunun da büyük bir bölümünü borçlanarak yapıyor. Yani oluşan verim kaybı bir yandan çiftçinin borçlarını ödeyememesine, bir yandan önümüzdeki yıl ekim yapamamasına neden olacak. İşte bu yüzden bir an önce patates üreticilerinin zararı tespit edilip en kısa sürede karşılanması. Biz hep yerli üretim diyoruz. Niye? Çünkü ülkemizdeki ekonomik sıkıntıları gidermek istiyorsanız önceliği ithalata değil üretimi esas alan politikalara vermek zorundayız. Çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Onların elinden tutmalıyız. Tabii ülkemizde sıkıntı yaşayanlar sadece çiftçiler değil. Emekliler, asgari ücretliler, memurlar, esnaflar kısacası toplumun hemen her kesimi ekonomik sıkıntılardan payını almış durumda. Torba yasada emekliye yüzde %25, memura yüzde %17,55 artı 8077 liralık zam reva görülürken öte yandan kök ücreti altı bin lira ve aşağısında olan emekliler 7500 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Dul ve yetim maaşları AKP tarafından görmezden gelindi. Yine er yakını 5000 civarında şehit er yakını ve terörle mücadele gazilerinin de maaş artışları Enflasyon maaş artışları memur maaş zamlarına endeksli olduğu için enflasyon karşısında onların maaşları da erimiş durumda. Bakın memurlar gerçekten geçinmek için çok zorlanıyorlar. Bugün kirada oturabilmek için büyük şehirlerde hatta Anadolu illerinde bile maaşlarının en az yarısını gözden çıkarmak zorundalar. Emeklileri ve asgari ücretlileri saymıyorum bile. Onlar neredeyse maaşlarının tamamını kiraya ayırmak durumunda. 3 Mayıs'ta AKP en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladığında 22 bin lira 1129 dolara tekabül ediyordu. Bugün ise 22 bin lira 844 dolara tekabül ediyor. Yani arada büyük bir erime söz konusu. Şimdi gelinen noktada en düşük emekli maaşı açlık sınırının yarısı kadar. En düşük asgari ücret, açlık sınırının altında, dul ve yetim maaşları açlık sınırının yarısının da altında, en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının altında kalmış oldu. Emekli de, asgari ücretli de, memur da insan onuruna yaraşır bir maaşla yaşamak bizim hakkımız değil mi diye soruyor. Memur ne istiyor? Yoksulluk sınırının üstünde bir maaş istiyor. Yol, yemek yardımı Gelir vergisi muafiyeti, çocuk yardımı artışı, görevde yükselme sınavlarının düzenli ve sadece sınava dayalı olmasını istiyor. Çoluk çocuğunun rızkını talep ediyor, liyakat istiyor. Asgari ücretli hakkını istiyor. Çalışmasının alın tereyinin karşılığını talep ediyor. Emekli, en düşük emekli maaşı asgari ücret tutarında olsun diyor insan onuruna yaraşır bir ücret talep ediyor. Ve dini bayramlarda en az asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi istiyor. Kısacası bu ülkede herkes AKP'den hakkını istiyor. Her şeye gelen zamlarla birlikte satın alma güçleri emekliye verilen yüzde 25 zam sonucunda sakın alma gücüne dönmüş durumda. Ve Türkiye yüzyılı diye seçim kampanyasında bahsettikleri yüzyıl herkesin yoksulluk, memurlar dışında herkesin de açlık sınırının altında yaşadığı bir yüzyıl olmuş oldu. Meclise 1 trilyon 119 buçuk milyarlık bir ek bütçe teklifi sunuldu. Bu ek bütçede gelir artışlarına baktığımda hangi kalemlerden oluşuyor diye vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri, diğer gelirler, sermaye gelirleri, alacak tahsilatları göze çarpıyor. Ama en önemlisi gelir vergisi artışı, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV'ler, ÖTV'ler sırasıyla gelir kalemi olarak sayılmış. Bu ne demek? Ek bütçenin yükü de yine vatandaşa yüklenecek demek. Yüzde birlik saray ve şürekasının yükü yüzde 99 tarafından çekilecek demek. Ekonomik soykırımın tüm hızıyla devam edecek anlamına geliyor bu ek bütçe teklifi. Ve Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olduğundan bahsedip kız okullarının açılması gerektiğini savundu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı Eylül ayında okullaşma oranına ilişkin veriler yayınladı. Buna göre okul öncesi eğitimde kız öğrenciler %81.41, erkekler %81.85. İlk okulda kızlar %93.12, erkekler %93.20. Ortaokulda kızlar yüzde 89,73, erkekler yüzde 89,95. Orta öğretimde kızlar yüzde 89,29, erkekler yüzde şeklinde okullaşma oranına sahip olduğu görüldü. Ayrıca 1 Nisan 2023 tarihinde önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranının %99 olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklanan veriler ışığında Yusuf Tekin'in söylemleriyle hem Milli Eğitim Bakanlığı verilerinin hem de önceki bakan Mahmut Özer'in söylemlerinin çeliştiğini görmekteyiz. Çünkü bakanlığın verilerine göre 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde kız çocuklarıyla erkek çocuklarının Okul öncesi eğitimden orta öğretime kadar hemen hemen her kademede okullaşma oranlarının birbirine çok yakın olduğunu, aradaki farkın yok denilecek kadar az olduğunu görmekteyiz. Hal böyleyken bakanın çelişen ifadelerini kabul etmek nasıl mümkün olur? Bu açıklamanın gerçek amacı nedir? Buradan bakana soruyorum. Niyetiniz Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmek mi? Tevhidi tedrisat kanununu ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Bu ülkede nasıl bir yönetim biçimini arzuluyorsunuz? Kaldı ki bir Milli Eğitim Bakanı olarak göreviniz kız çocukların okullaşma düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için kız okulları açmak yerine başka tedbirler almak olmalıdır. Anayasamızın 42. maddesi kimsenin eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağını içermektedir. Bir çocuğun ana babası da dahil kimse onun eğitim öğretim hakkına engel olamaz. Milli Eğitim Bakanı olarak göreviniz çocukların eğitim öğretim hakkını engellemeye çalışanlara karşı mücadele etmek olmalı. Bir Milli Eğitim Bakanı olarak göreviniz çocuklarını okula göndermeyenleri, okula göndermeleri konusunda ikna etmek olmalı. Onları eğitim öğretimin amaçlarını, eğitim öğretimin önemini anlatmak olmalı. Bir Milli Eğitim Bakanı olarak göreviniz çocukları merdiven altı, kaçak, denetimsiz yapılara teslim etmemek olmalı. Bu denetimsiz, kaçak, merdiven altı yapılarla mücadele etmek olmalı en önemli göreviniz. Ve değerli arkadaşlar... Geçtiğimiz günlerde bir tarikat şeyhi vefat etti. Cenazeye katılmak isteyenler için Türk Hava Yolları neredeyse 15 dakikada bir uçak seferi düzenledi. Burada da bu seferleri görebilmektesiniz. Bakın Adıyaman'a Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen uçak seferleri. Şimdi bunu gördükten sonra aklıma 6 Şubat 2023 depremi geldi. Hatay geldi aklıma. Kahramanmaraş geldi, Adıyaman geldi, Malatya geldi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız geldi aklıma. Kimse var mı dediğimde yardım edin diyen vatandaşlarımızın sesleri geldi aklıma. Bizi kurtarın diyenler geldi aklıma. Türk Hava Yolları bir şeyhin cenazesine 15 dakikada bir uçak kaldıracak imkana sahipse depremde bölgeye gitmek isteyen kurtarma ekiplerinin ulaşımı neden aksadı? Bu soruya cevap verecek bir yetkili arıyorum. Ve değerli arkadaşlar Can Atalay. Can Atalay Hatay'dan Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetine katılması gerekirken haksız, hukuksuz bir şekilde demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. Yargıtay 3. Dairesi Can Atalay hakkındaki tahliye talebini reddetti. Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararında çiğnemiş oldu. Bu red kararı hukuka aykırıdır. Bir an önce bu hukuka aykırı karardan dönülmesi gerekiyor. Aksi halde millet iradesi yok sayılmaktadır. Ve biz Can Atalay'ın bir an evvel bu hukuksuz karardan dönülerek Can Atalay'ın ait olduğu yerde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetine katılmasını, milletvekilliğini yapabilmesini, seçim bölgesinde çalışmalara katılmasını istiyoruz. Ve Meclis Başkanını da bu konuda yeniden göreve davet ediyoruz. Türkiye Varlık Fonu 2016 yılında kuruldu. Kurulduğunda da Başbakanlığa bağlıydı. 7 farklı sektörden 29 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan bir varlık portföyüne sahipti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 2016'da Mehmet Bostan'ı varlık fonuna başkan olarak atamıştı. Mehmet Bostan Eylül 2017'de görevden alındı bilindiği üzere. Türkiye Varlık Fonu kurulduktan sonra yüklü bir finansman sağlayacağını söyleyen bir e, danışmanlık şirketinin yönetim kurulu Bülent Başkanı Bülent Göktunay'la alındı anlaşmış görüyoruz ki ve burada da bir iddiaya göre 25 milyon dolar, bir başka iddiaya göre 75 milyar dolar gibi bir rakam e, finans sağlanacağı şeklinde bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Bunun karşılığında da Bülent Göktuna'ya belli bir komisyon ödenmesi kararlaştırılmış. Şimdi bu finansmana karşılık olarak Türkiye Varlık Fonu'ndaki bütün o şirket ve diğer varlıklar teminat olarak gösterileceği için bir değer tespiti isteniyor. Fakat bu değer tespiti konusunda iş çıkmaza girince anlaşma bozuluyor. Anlaşma bozulduğu halde Bülent Göktunay'a yani o danışmanlık şirketinin başındaki kişiye ödenen 25 milyon dolarlık komisyon veril, geri ödenmiyor. O komisyon o verilen 25 milyonluk komisyonun ne olduğu konusunda da hiçbir açıklama yapılmıyor. Devlet Denetleme Kurulu bu 25 milyon dolarlık kayıpla ilgili bir, bir yıllık inceleme yapıyor. Bu incelemeden sonra da Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklanıyor. Şimdi bir iddiaya göre Türkiye Varlık Fonu 25 milyon doların kaybolduğunu Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kuruluna at, üyeliğine atanmasından sonra ortaya çıkarıldığı iddiaları var. Berat Albayrak bilindiği üzere Eylül 2018'de Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliğine atandı. 2020 Kasım'da da bu görevden Ayrıldı. Şimdi Mehmet Bostan'ın Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu atanmasından sonra Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasından bir yıl sonra, bir yıl önce Eylül 2017'de görevden arılmıştı Mehmet Bostan. E, bu görevden alma kayıp o 25 milyon dolarlık komisyonun Berat Albayrak tarafından ortaya çıkarılmadan önce dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından biliniyor olduğuna işaret ediyor. Binali Yıldırım bu bilgiyi Recep Tayyip Erdoğan'dan gizlemiş olmalı ki daha sonra Berat Albayrak bunu ortaya çıkarmış. Berat Albayrak bu olayın üzerine gidip ortaya çıkarması ise en erken 2018 en geç 2020 yılında olmalı. Şimdi Cumhurbaşkanının Devlet Denetleme Kurulunu olayı incelemek için görevlendirme konusunda niçin 2 veya 4 yıl beklediğini merak ediyoruz. Niye o kadar süre bekledi? Bu dönemde ne tür pazarlıklar yapıldı? 25 milyon dolar aslında kime gitti? Nerede bu para? Türkiye Varlık Fonu yasa gereğince önce bağımsız denetim şirketleri tarafından arkasından da bu şirketin yazdığı raporlar doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleniyor ve bu yolla hazırlanan raporlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderiliyor orada görüşülüyor. Peki bu süreçte Türkiye Varlık Fonu ile ilgili olarak Meclise gönderilen, plan bütçe komisyonuna gönderilen raporların hiçbirinde 25 milyon dolarlık bu komisyondan bahsedilmemiş, bu kayıptan hiç söz edilmemiş. Bu 25 milyon dolar yani bugünkü kurlarla yaklaşık 650 milyon lira bu denetimden nasıl kaçtı? Bunu soruyoruz. AKP döneminde zaten sayısız yolsuzluk yapıldı. Açık yolsuzluklar soruşturulmadı. Bu 25 milyon dolarlık yolsuzlukta acaba paylaşım sorunu çıktığı için mi bu şekilde üstü örtüldü? Merak ediyoruz. Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.